Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz gibi böyle kare yakalı iki şişli bir süveter hazırladım. Hem modelli hem de düz kısımları olan, örgüsü gayet kolay, hızlıca ilerleyebilen bir model yaptık. Süveterimiz 1,5 yaşa uyumlu. Tabi kullandığınız şiş, ip kalınlığı mutlaka etken olacaktır bunu ayarlamada. Bunu da göz önünde bulundurarak lütfen başlayın ve ölçüyü ona göre çıkarın derim kesinlikle. Anlatımımıza geçmeden önce, eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarda da mutlaka desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçelim. Evet, şöyle bir ipimiz var arkadaşlar. İplerim bantsız. Daha önce kullandığım ipler. Ama şöyle aşağı yukarı kalınlığını tarif edebilirim sizlere. 100 gramda 200 metre uzunluğundaki kalınlıkta iplerle örerseniz aşağı yukarı benimle aynı ölçüde örebilirsiniz. Şişlerim 6 numara. 5 numarayla denedim. Daha sert bir örgü oldu. O yüzden 6 numarayla başlıyorum. Şöyle bir kısmını ayırdım ipimin. Şöyle ilmek atmaya başlayacağım. Şöyle ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Toplamda 50 tane ilmek atacağım. Lastik kısmı için haroşa kullanacağım. Ki kol kenarlarında, daha doğrusu yaka kısmının üst tarafında haroşa kullanacağım. Onunla uyumlu olması için alt kısımda da lastik kısmında haroşa kullanacağım arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimizi atmaya başladık. Toplamda 50 ilmekle başlayacağım. Hem önü hem arkayı eşit yapacağız. Elli tane ilmeğimizi attık. Şöyle yine her zaman yaptığım gibi ilk ilmeğin kaymaması için şuraya bir düğüm atıyorum kalan ipimle. Şimdi haroşa örmeye başlayacağım. Aşağı yukarı 5 diş öreceğim. Şöyle düz, hiçbir model arttırma eksiltme olmadan 5 diş boyunca haroşa örmeye devam edeceğim. Sonrasında da modelimizi kuracağız. Evet, önce lastik kısmındaki haroşamızı tamamlayalım. Sonrasında yine birlikte modelimizi kuralım. 5 diş boyunca haroşamı ördüm. Hep bu şekilde aynı yönden alarak haroşamı tamamladım. Hemen şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5 diş oldu. Yine aynı kalınlıkta farklı bir ip bağlayacağım. Beyaz ipimi aldım. Renk değişikliği yapıyorum burada. İpimi, gri ipime şöyle sıkıca bağlıyorum. Beyazla devam edeceğim. Aynı zamanda modelimi de kuracağım bu sırada. Beş tane ilmeğimi düz ördüm. Hiçbir ayrıntı olmadan dümdüz ördüm. Altıncı ilmeği sağ şişime geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Altıncı ilmeği sağ şişime geçirdim. Hep bu şekilde 5 ilmek örüp altıncı ilmeği sağ şişe geçirerek sıra başına kadar devam edeceğiz. Beş ilmekten sonra altıncı ilmek sağ şişe aktarılıyor. 1, 2,
3 4 5 Tekrar 5 ilmek, 6. ilmeği gene sağ şişime geçirdim ve sonda 2 ilmeğim kaldı. Şimdi ters yüzünden öreceğiz. Gri olanları örmeden yine bakın ipi ön tarafa, yani benden tarafa geçirip şu şekilde ilmeği yine sağ şişime geçiriyorum. Yine beyazları örüyorum. Alt sırada örerek geçtiklerimi. Sıra griye geldiğinde, yani 6. ilmeğime geldiğimde ip benden tarafta, bakın şöyle arka yüzünden geçiriyorum. Tekrar ters örmeye devam ediyorum. Şöyle ilmeğimiz uzayacak, bakın daha çok belli değil burada. İki sıra daha ördüğümüzde daha net çıkacak modelimiz. Şöyle yine ipimi öne doğru alıyorum, bakın gri olan ilmeği şöyle sağ şişime aktarıp son kalanları da böyle örüyorum. Aralarda kesiyorum videoyu, çünkü aynı işlemi sürekli yapmamak için, ama herhangi bir kısmını da kaçırmanızı istemediğim için bu şekilde başını sonunu gösterip sıramızın orta kısmında biraz kesiyorum. Şimdi bu sıramızda ön yüzünden alıyorum ilmeklerimi. Yine gri ilmeğe geldim, bakın. Gri ilmeği yine geçirdim. Ve tekrar beyazları örmeye devam ediyorum. Evet, bakın şöyle. Yavaştan belli olmaya başladı. Bakın bu şekilde geçiriyorum. Şimdi gri ile beyaz çok belli etmedi kendini, ama diğer rengimize geçince biraz daha belli olacağını tahmin ediyorum. Altıncı ilmekleri örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Bu ilmeğin sadece boyu uzuyor. Onu da zaten şişimize geçirdiğimiz için uzuyor. Özellikle bir şey yapmamıza gerek yok. Evet. Şimdi yine arka yüzden alacağız. Daha önce yaptığımız gibi ipimizi öne çektik. İlmeği sağ şişe aktardık. İlmekleri tersinden örüyorum. 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmeğimizi, yani gri olan ilmeğimizi sağ şişimize aktarıyorum. Şimdi bu beyazla ördüğüm son sıra. Burada yine aynı kalınlıkta bir başka renk kullanacağım. Evet, bakın görüntümüz şu şekilde şimdilik. Son ilmeklerimi de örüyorum. Evet. Şimdi ipimizi değiştirelim. Yine aynı kalınlıkta sarı bir ip kullanacağım bu sefer. Tabi iplerimizi de boştan yere tutmayalım burada. Birbirine karışmasınlar. Beyaz ipime sarı ipimi bağlıyorum. Sarıyla devam edeceğim. Az önce söylemiştim zaten, sarıyla biraz daha ümitliyim, daha çok belli olacak. Şimdi yine düz yüzünden örmeye başlıyorum. 2 ilmek ördüm sadece.
Üçüncü ilmeği geçirdim. Buradaki iki ilmeği nasıl ayarlayacağız? Zaten bakın altta beş tane ilmek örmüştük. İki sağında, iki solunda örülmeden bıraktığım ilmekler, örerek bıraktığım ilmekler olacak. Örülmeden aldığım ilmeğin etrafında. Şimdi iki tane ördüm. Şişime geçirdim tekrar. İki tane daha örüyorum. Altta örmediğim ilmeği örüyorum. Gri olan ilmeği. Daha sonra 2 ilmek daha örüyorum. Toplamda bakın 5 tane örmüş oldum sarıdan. Beyaz ilmeğimden tekrar aldım. Bakın bir tane sağ şişime geçirdim. 5 tane örüyorum. Tabii bu 5 tanenin bir tanesi de alttaki gri ilmeğim. 1, 2, 3. ilmek. Bu uzattığım ilmeğim. 4 ve 5. Tekrar ilmeği aldım. 2 3 4 5. Sağ şişime bir tane aktardım ilmek. 1 2 3. ilmeğim bakın gri olan uzattığım ilmeğim. 4 ve 5. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Daha sonra arka yüzünden öreceğim. Evet, tamamladık. Şimdi arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde de alt sıralarda yaptığımız gibi sarı olan ilmeklerimizi örelim ters yüzünden. Beyaz olan ilmeğime geldim. Bakın sağ şişimin önüne geçiriyorum ipi ve şöyle ilmeği uzatıyorum. Şu şekilde hızlıca geçeceğim burayı. Zaten ilk sıranın ayarlamasını yaptıktan sonra birbirini takip eden bir model. Yine düz yüzüne geçtim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Beyazları örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Arka yüzünde de yine bir detay yok. Beyazları örmeden sağ şişe aktarıp sarıları örüyoruz sadece. Daha sonra da yine gri renk ip takacağım ve nasıl ayarladığımı tekrar göstereceğim. Şimdi birazcık videomu kapatıp öreceğim. Sonrasında yine birlikte devam edeceğiz. Yeniden gri ipime geçtim. Yeniden bağladım ipimi. Şimdi ilk 5 ilmeği örüyorum. Buradaki beyazı da örüyorum. Bakın hem 5 ilmek sayıp 6. ilmeği geçirebilirsiniz. Ya da şuradaki grinin üzerindeki ilmeği geçirebilirsiniz. İkisi de bir teknik. İstediğinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bana 5 ilmek saymak daha mantıklı, daha kolay geliyor. Yine 5 ilmekten sonra ilmeği alıyorum örmeden. Bu arada da daha önce örmemiş olduğum ilmeği de örüp geçiyorum. Bakın modelimiz iyice çıkmaya başladı. Altıncı ilmeğimizi örmeden geçiyoruz. Evet, bu şekilde
Şimdi gri ile yapacağım. Şuradaki zemini bakın. Beyaz, sarı, gri. Tekrar beyaz, sarı, gri şeklinde yaptıktan sonra tamamlayacağım modelimi. Yani süveterimizin tamamında bu model olmayacak. Sadece uç kısımlarında kullanacağım. Evet, yine sırayı tamamladık. Arka yüzünden de alt sıralarda yaptığımız gibi devam edeceğiz örmeye. Grileri örüp sarıları örmeden geçiyoruz. Sağ şişimize aktarıyoruz. Şu şekilde bakın. İpimiz bizden tarafta olacak şekilde. Yani örgünün arka kısmında olacak şekilde tutup ipimizi bakın şu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ikinci sırayı örüyoruz. 4 sıra olduktan sonra yeniden beyaz ipimize geçiş yapacağız. Şimdi ben yine bir miktar daha öreceğim. Videomu kapatıp daha sonra yine birlikte devam edelim. Evet, model kısmını tamamladım. Şöyle biraz şişimden gerdireceğim. Evet, bakın şöyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi buradan sonrasında bir miktar sadece gri ile öreceğim. Düz örgü. Düz örgüye geçerken tüm ilmeklerimizi örerek geçiyoruz. Sonrasında ise arkadan örgü, önden örgü şeklinde düz bir örgü yapacağız. Kol evine yaklaştığımızda da artık haroşaya döneceğiz. Haroşaya yapmamın sebebi hem yaka kısmında hem kol kısmında haroşanın kıvrılmıyor olması, daha tok duruyor olması. Bu yüzden kol evine yaklaştığımda böyle 2 santim 3 santim kaldığında haroşaya geçeceğim düz örgüden. Sonrasında da yaka ve kol kesimini yapacağız. Evet, bakın şöyle daha sağlıklı gösterebilirim sanırım. Evet, bakın görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi tüm ilmekleri örüyorum. Hem uzattığım ilmekleri hem arada kalan ilmekleri artık tamamen gri ipe döndüm. Üst kısımda beyaz ve sarıyı kullanmayacağım. Tabi dilerseniz tamamında da kullanılabilir bir model. Tercihe bağlı. Burada da arka yüzünden örüyoruz. Ve biraz böyle düz örgüyle devam edeceğiz. Ben örerken hep ölçü tablosuna göre örüyorum arkadaşlar. Eğer ki başka bir teknik kullanıyorsanız, dediğim gibi kol evine yaklaştığınızda haroşa örmeye başlayabilirsiniz. Beden genişliği yanı sıra kol evine kadar olan uzunluk, kol evinden sonraki uzunluk, tüm bilgileri zaten mevcut. Eğer bulamazsanız video altında da yorumlarda belirtirseniz yardımcı oluruz arkadaşlar. Canımanne.com'dan da ulaşabilirsiniz ölçü tablosuna. Şimdi ben birkaç sıra, belki bir 10-12 sıra, emin olamıyorum şimdi, düz öreceğim. Sonrasını yine birlikte devam edelim. Epey ilerledik. Gördüğünüz gibi hemen şöyle biraz bir kısmını düzeltip göstereceğim ki şişim kısa. Modelimizi tamamladıktan sonra hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra düz örgü. Ardından 5 dişte
haroşa ördüm. Şimdi burada yapmamız gereken kol kesimini hemen yapıyoruz. Hem önde hem arkada aynı sırada kol kesimi yapacağız arkadaşlar. Ki arka kısmı video dışında öreceğim. Çünkü detayları aynı. Şöyle ki hemen iki ilmeği aynı anda alıyorum. Şu şekilde. Daha sonra sol şişime aktarıyorum. Tekrar ikinci kez aynı işlemi yapıyorum. İki ilmeği aynı anda örüp sol şişime aktarıyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimizi ördükten sonra diğer yüze kadar öreceğiz. Pardon, diğer başa kadar yine haroşa örmeye devam edeceğiz. Ardından yine baş kısma kadar geldikten sonra diğer yöne giderken de diğer kolu keseceğiz. Bunu hem önde hem arkada aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Kol kesimine kadar arka kısımda aynı şekilde devam edecek. Sadece ön kısımda yaka olacak. Arka kısım dümdüz devam edecek. Sıranın başına gelmek üzereyim. Geldikten sonra 5 ilmek de buradan keseceğim. Daha sonra yakaya başlayacağız hemen. Omuz kısımlarına kadar öreceğiz yakaları da. Yakadan sonrasını da. Şimdi son ilmeğimi ördüm. Evet, şöyle şişimi çeviriyorum. 2 ilmeği aynı anda ördüm. 1. Tekrar geçirdim. 2 ilmeği aynı anda ördüm. 2. 3. 4 ve 5. Evet, 5 tane ilmeği tamamladıktan sonra şimdi burada yapmamız gereken nedir? Şöyle birkaç ilmek alayım. Düz bir şekilde şöyle açabilmek için. Burada kalan ilmekleri sayalım arkadaşlar. Daha sonra omuz kısmını ve yaka kısmını ayarlayalım. Kol evinden sonraki uzunluk olan ölçümüzü tamamladık. Şu kısımdan sonrası, bakın kol evinden sonrası için söylüyorum bunu. Burayı tamamladıktan sonra hemen şöyle bir tığ yardımıyla ilmeklerimizi çıkaracağız. Daha sonra diğer kısma geçeceğiz. Diğer omuza. Şimdi arkası için kısaca konuşmak istiyorum arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmamak adına yine aynı sayıda başlayıp aynı şekilde haroşayla şu kısmından bahsediyorum. Burayı tamamlayacağız. Daha sonra modelimizi koyacağız. Buradaki boşluğu öreceğiz. Şu kısımda haroşa örmeye başladıktan sonra bakın hemen burada olduğu gibi 5 diş haroşadan sonra kol kesimlerini yapacağız. Aynen önde yaptığımız şekilde. Ve sonrasında da burada ördüğümüz sayı kadar yaka kesimi olmadan dümdüz devam edeceğiz. Aslında önü tekrarlayacağız. Sadece yaka kısmı olmayacak. Ben arka kısmını video dışında tamamlayacağım. Ama olur da takıldığınız bir nokta olursa da yine yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Aynı teknik aynı şekilde örüleceği için ben video dışında örmeyi tercih ettim. Şimdi şu kısma gelelim. Burada ipimiz yok bildiğiniz gibi. Sadece ilmeklerimiz kaldı. Şöyle bir başlangıç ilmeği atacağım. Tığ ya da şişle şöyle iç taraftan bunu sabitleyelim.
Şişimizi geriye çektik. Şunu şimdilik takalım ki ilmek kaçırmadan örebilelim. Şöyle ilk ilmeğimi aldım ve tuttuğum ilmekten geçirdim. Burasının düzgün olmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Yine diğer omuzu ördüğümüz sayıda, aynı sayıda haroşalarımızı örerek bu omuzu da bitireceğiz. Daha sonrasında da az önce de söylediğim gibi video dışında arka kısmını tamamlayacağım. Daha sonra da dikişlerini yaparak süveterimizi tamamlayacağız. Evet, şimdi bu kısmı da örmeye devam ediyorum. Omuz kısımlarını tamamladık. Evet, arkayı da işte böyle tamamlamış olduk. Yine video içinde yaptığım her şeyi aynı yaptım. Sadece yaka kesimini yapmadan arkayı dümdüz tamamladım. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Şöyle düz kısımları birbirine gelecek şekilde üst üste koyacağız ve dikişimizi tamamlayacağız. Hemen şuradaki ipleri göstermek istiyorum. Bakın, bunları keserek devam etmiştik bildiğiniz gibi. Bunları kenar kısımda toparlayacağım. Hepsini de şöyle birkaç tur attıktan sonra şöyle bakın geçireceğim. Birkaç tur hepsini. Kesinlikle bir kere değil. Çünkü kestiğimizde daha sağlam olmasını istiyorsak mutlaka birkaç tur böyle geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sağlam olması için. Sağlamlıktan kastım nedir? İpin ucunu keseceğiz mutlaka. Kestiğimizde ipin ucunun tekrar açılması ve örgünün sökülmesinden bahsediyorum. Ya da görüntünün kötü olmasından. Sağından solundan ip çıkan bir örgü istemeyiz. Böyle buraları toparladıktan sonra şimdi şu şekilde koyup dikeceğiz bildiğiniz gibi. Bunları dikerken de iğne ile de şöyle sıkıştırabilirsiniz. Bu da küçük bir püf noktası olsun. Şimdi hemen dikiş kısmımıza geçeceğiz. Yine gri ip kullanacağım. İğnem hemen yanımda. Ucuna bir düğüm atıyorum. Düz yüzleri birbirine bakacak şekilde şöyle ucu ucuna getirip önce ipimi sağlamlıyorum. Ardından dikişlerimi atmaya başlıyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz dikişlerini. Aynı şekilde omuzlarını da dikeceğiz. Daha sonrasında süveterimiz tamamlanmış olacak. Alt kısma geçtiğimizde dikerken dikkat etmemiz gereken küçük bir konu daha var. Hemen oraya da geçelim şöyle. Bildiğiniz gibi burada sıralarımız aynı renkte. Bunların birbirine kesinlikle denk gelmesi gerekiyor ki şöyle açtığımızda bütünlük sağlanmış olsun arkadaşlar. Buna da dikkat edersek daha güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Şimdi bu kısımları dikelim. Daha sonra omuzlarını dikelim. Başka bir detayımız kalmadı. Dikişimizi tamamladıktan sonra süveterimiz tamamlanmış olacak. Dikişlerimizi tamamladık. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arka kısmı. Bakın modelimiz. Kenar dikişlerindeki bahsettiğim renk geçişlerinin denk gelmesi bu şekildeydi. Arka kısmının görüntüsü bu şekilde.
Önden görüntümüz bu şekilde. Kare yakalı modelli süveterimiz gördüğünüz gibi tamamlandı arkadaşlar. Umuyorum ki severek öreceğiniz bir model olmuştur. Mutlaka süveterimizle, modelimizle alakalı yorumlarınızı bekliyor olacağız. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.